Soy soy sevgili simurlar ben Merve ve hepiniz hoş geldiniz. Üniversite paketini çıktığı ilk gün almıştım ve paketle ilgili çekilebilecek ne kadar içerik varsa yavaş yavaş hepsini çekmeye devam ediyorum. Kanalda paketle ilgili iki video daha var. Birisi Create Sim bölümüne gelen yenilikleri incelediğim, diğeri ise Buy ve Build moda gelen yeni eşyaları incelediğim bir video. Onu da görmeyenler, izlemeyenler varsa gidip izleyebilirsiniz. Burada ise bir karakter oluşturdum ve bir öğrenci evi hazırladım. Bunların yapımını bu video Videoda size göstermeyeceğim çünkü hemen oyuna geçmek istiyorum. Çok vakit kaybetmeyelim ama karakter ve ev oluşumunu da ayrıca bir video olarak hızlandırılmış şekilde kanala eklerim. Görmek isteyenler evi nasıl tasarladım, karakteri işte nasıl oluşturdum bakmak isteyenler onu da ayrı bir video olarak izleyebilirler. Şimdi yeni karakterimizi şöyle bir bakalım. Kendisini tanıyalım şöyle. Daniela Rose, Daniela Rose'la tanışın. Kendisine merhaba deyin. Kendisi üniversiteye gitmek istiyor ve arkada da sadece onun yaşayacağı çok güzel böyle bir küçük öğrenci evi hazırladım. Şimdi hemen hızlıca bakalım öğrenci evimiz nasılmış, nasıl dizayn etmişim hızlıca ona bakalım. Sonra da karakterimizi üniversiteye gönderelim. Oralarda hangi fakülteyi seçeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Onlara bir bakalım açıkçası. Dediğim gibi ilk çıktığı gün paketi aldım ama hiç oynamadım. Hiçbir fikrim yok ne yapacağız, ne edeceğiz? Beraber şimdi bu videoda bakacağız ve işte hata yapabilirim, yanlış bir şeyler olabilir. Yani hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bakalım neler olacak başımıza, neler gelecek. Bunu böyle bir seri haline getirmek istiyorum Daniela Rose'un e, üniversite hayatı. Üniversiteden mezun olana kadar bir seri olmuş olur ya da belki mezun olduktan sonra da eğer seversek sevdiysek bu karakteri devam edebiliriz. Ne yaparız? Üniversitede tanıştığı bir arkadaşı olur. Onunla evlendiririz. Çoluğa çocuğa karıştırırız falan filan. Ee, bahçeden başlıyorum açıkçası büyük bir arsa ee, arka tarafları falan hiç doldurmadım şöyle bir ağaçlar koydum çiçeklerimiz işte şurada bir oturma bankımız paketle gelen yeni bisikletimiz var bu bisiklete buralarda binilemiyordur herhalde mi Bilinebiliyor mu biniliyormuş hiç denememiştim kampüs içerisinde de bunlarla çok dolanacağız zaten böyle posta kutusu çöp falan filan şimdi hemen şöyle bir başlayalım evi pembe dizayn ettim bol bol pembe ve beyaz göreceksiniz. Şöyle kapıdan girdiğimiz gibi e, burada bir askılık, çiçek. Burada şöyle küçük bir mutfağımız var. Yine mutfakta güzel böyle e, dekorasyon çiçek, işte dekorasyon çiçekler falan filan böyle bir dizayn ettim. E mutfağımız aynen bu şekilde oldu. Mutfakla beraber şöyle bir oturma bölümümüz var. Yine üniversite paketiyle gelen eşyalar mevcut şu çiçek olsun, şu figür olsun, işte poster olsun, şu duvardaki bölüm olsun. Hepsi bu pakette geldi. Zaten eşyaları incelediğim videoya da bakarsanız orada da detaylı detaylı görebilirsiniz ha. O pakette olmayan eşyalar da vardır illaki çünkü çok fazla bir ince, e, eşya olduğu için hani arada gözümden kaçanlar da illaki olmuştur. Ben bu evi dizayn ederken elimden geldiğince paketle gelen yenilikleri kullanarak dizayn etmeye özen gösterdim. Şurada da şöyle bir masa sandalyemiz mevcut. Hemen kapının sağ tarafında bir çalışma odası dizayn ettim. Bu da paketle birlikte gelen çalışma masası, kitaplık, işte sandalye, bilgisayar da şu laptopta yine şeyle geldi paketle birlikte geldi ve bu lamba da yine aynı şekilde böyle bir çalışma odası şu şekilde çantası mantar panosu bir bölüm ve şu şekilde de resim yapabileceği bir alan koymuş oğlum şövalyesi sonra yatak odasına bakalım yatak odasında da yine bu şekilde yatağı komedini bunlar da yine paketle geldi şöyle de bir dolap bölümü var hızlıca geçelim burada da banyosu tuvaleti işte şöyle parfümleri falan filan şurada da yıkan yıkanmış çamaşırları koymuş oldum böyle bir dizayn oldu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Daniela Rozumuz gel bakalım. Şimdi üniversiteye gitmek için posta kutusunu evet yine her zaman gibi posta kutusunu deneyebiliyoruz. Burada burslu olarak katılabiliyoruz. Üniversiteye başvurabiliyoruz daha doğrusu. Burada da işte para ödeyerek başvurabiliyoruz. Burslu zaten onu tercih etmeyeceğim. Ya da büyük ihtimalle bilgisayardan da seçilebiliyordur. Evet burada. Tamam. Şimdi Daniela Rose'umuz buraya gelsin. Otursun. Gel bakalım Daniela. Üniversite diyelim. Üniversiteye başvur diyelim. Başvurduktan sonra da üniversiteleri şöyle bir inceleyelim. Bakalım iki farklı fakülte var. Bunların ne vaat ediyorlar? Hangi dersler var? Neler var? Şöyle bir bakalım. Daniela'mız üniversiteye başvurdu. Evet bir süre bekleyeceğiz. Bize bakalım üniversiteye kabul edildik mi? Ne oldu? Cevap gelmesi gerekiyor. Mektup gelmesi gerekiyor. Üniversite sekmemizde başka neler var? İşte burslu var. Zaten başvurduk. Buradan check diyerek e, işte mektup geldi mi gelmedi mi kontrol et, etmemiz gerekiyor. Edebileceğimiz bir alan var. Yani birkaç güne gelir herhalde diye düşünüyorum. Burada da iki tane fakülte demiştik. Birisi University of Chester. Yani bir Chester Üniversitesi, bir de Foxbury Enstitüsü. İkisine de şöyle bir bakalım. Haydi Daniela, Foxbury Enstitüsü ile alakalı bakalım. Evet, böyle bir sayfamız çıktı. Burada ne anlatıyor, ne yazıyor? Şöyle bir kabaca bir çeviri yapmak istiyorum. Ee, okulla alakalı bilgiler verdiğini ve aşağıda da derslerin olduğunu görebiliyoruz e, ee, okulun tarihçesiyle ilgili şöyle bir paragraf var. Şöyle bir hızlıca bakıyorum çevirebildiğim kadarıyla. Burada demek istiyor ki birinci sınıf bir üniversite olarak derecelendirilmiş bir enstitüymüş. Foxbury Enstitüsü etkileyici tesisleri ve modern bir kampüsü varmış Foxbury Üniversitesi'nin. Mezunları kendi alanlarında yenilikçi ve lider kişilerden oluşuyormuş. Bu üniversite her zaman büyük hayal ler kurmaya cesaret eden öğrencileri arıyormuş. Böyle bir hikayesi var üniversitemizin. Burada organizasyonlar diyor. Organizasyonların tam çevirisi böyle olmamakla aslında. Birlikte burada ne demek istiyor? Foxborough Birliği kadrosu gibi bir şey çevirebiliriz. Yani bu bir üniversite öğrenci topluluğu gibi diyebiliriz. Burada Hani brain dediğimizde zeka diyebiliriz. Zekiler, zeki öğrenciler diye yorumlayabiliriz. Burada da bot meraklıları diyor. Yani artık ne demek istiyorsam. Şimdi şu bölümde ne diyor? Derslerimiz var. Dereceler ve seçkin dereceler. Şimdi ben bunu hiç anlamadım. Dereceler ne demek? Seçkin dereceler ne demek? Şimdi derecelerde sanat tarihi var. İşte iletişim mutfak sanatları drama güzel sanatlar tarih, işte dil ve edebiyat ya da dil edebiyatı nasıl çevriliyorsa seçkin derecelerde işte biyoloji bilgisayar bilimi mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği ekonomi fizik psikoloji ve hainlik e şu en sondaki de hainlik hainlik nasıl bir bölüm çok ilginç belki daha sonra bir öğrenci daha yaparız ve hainlik bölümüne tercih ettiririz. Açıkçası Daniela için hainlik bölümünü seçmek istemiyorum Daniela için. Yani bunu nasıl seçiliyor onu da bilmiyorum şu an seçmiyoruz tabii daha. Seçim durumu çıkmadı ama yani nedir ne dildir ona da bir bakarız. Burası bu şekilde. Diğerine bakalım. Üniversitemizin görüntüsü de bu şekilde. Gayet modern bir üniversite, modern bir kampüs. Bunları da inceleyeceğiz. University of Bristol'a bakalım. Evet, Birchester Üniversitemizin de görüntüsü bu şekilde. Diğerine nazaran daha tarihi, daha böyle klasik bir dokusu var. Ve burada da yine e, bu üniversitenin tarihinden bahsediyor. Şimdi hızlıca bir derslere baktığım zaman diğer fakülteyle bu fakülte dersler aynı. Siz de görüyorsunuz ama yerleri değişmiş. Yani Foxbury Enstitüsü'nde e, dereceler bölümünde şu sanat tarihi, drama falan filan daha doğrusu güzel sanatlar kısmı dereceler ve e, seçkin derecelerde de biyoloji işte bilgisayar mühendisi falan varken burada tam tersi. Şimdi ben buradan hemen şöyle bir yorumlama getirebilirim. Doğru mu? Hiçbir fikrim yok. Bu tamamen şu an benim ilk izlenimim ve yorumum. Diğer üniversitede, Foxborough Üniversitesi'nde hani böyle biyoloji işte ne bileyim bilgisayar mühendisliği, ekonomi falan bunlarla ilgili böyle yüksek bir İhtisas yapmak istiyorsan o üniversiteyi seçmen gerekiyor. Yani o üniversite daha çok şurada görmüş olduğunuz bu bölümler işte biyoloji, bilgisayar falan bunlarla ilgili en iyi yani bu bölümlerde en iyi bir üniversite. E, Bridgestone Üniversitesi ise seçkin dereceler bölümünde sanat tarihi daha çok güzel sanatlara işte dramaya, tarihe, edebiyata e, önem veren yani buradan çıkan mezun olan insanlar daha çok hani bu bölümlerden mi mezun oluyor da diyebiliriz. Aslında bir yandan da baktığımızda tarihi bir dokusuyla daha çok bir tarih işte güzel sanatları yani şu bölümleri andırıyor zaten. Yani öyle diye düşünüyorum. Bir Chester'da daha çok sanat ve tarih okumak istiyorsan bir Chester'a gel işte biyolojiydi, psikolojiydi, işte fizikli falan Bilgisayar da bilgisayarda okumak istiyorsan da Foxbury'e git gibi. O biraz daha böyle bir meslek lisesi tarzı mı Bilemedim. Lise değil tabii üniversite burası ama daha bir böyle mesleğe önem veriyor gibi. Bilemedim. Yani bu benim kendi nacizane kendi yorumlarım. Organizasyonlara geldiğimizde neler var? Bir Chester Ruhu Birlikleri. Burada da yine üniversitenin içerisindeki bir öğrenci topluluğu var. Sanat topluluğu var ve tartışma kulübü ya da derneği de diyebiliriz. Öyle bir organizasyonlar var. Bunlara katılabiliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız? Bakacağız. Ve e, bakalım üniversitenin tarihinde bize nelerden bahsedecekler. Ediyor. Şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum ve kabaca bir çeviri yapalım. Bu üniversite geleneksel bir yapıya sahipmiş ve yaklaşık bin yıllık bir tarihe de sahipmiş. Zaten dokusundan da belli oluyor. Her türlü öğrenciyi eğiten bir üniversiteymiş ve öğrencilerin hem zihinlerini hem de ahlaklarını eğiterek dünyaya girmeye ve fark yaratmaya hazır dik duruşlu bir sim haline getirmekle gurur duyuyorlarmış gibi böyle uzun değişik bir cümle kurmuş oldum. Şimdi buradan şöyle bir özet geçersek üniversite daha çok her türlü öğrenciyi kabul ediyor ve diyor ki ben diyor hayat diyor çok zor diyor. Hayatta diyor öyle zorluklar var ki diyor. Ben diyor sizin diyor bu üniversite olarak tüm öğrencilerin diyor zihinlerine ve ahlaklarına dokunarak zihin zihnini ve ahlakını eğiterek onları hayata karşı hazırlıyorum. Bununla da gurur duyuyorum diyor. Yani buradan mezun olan öğrenciler e, demek ki hep bu şekildeymiş diyebiliriz. Evet bu da bu şekilde yani buradan da görüyoruz bölümlerinde hepsi bu kadar sadece iki üniversitede yer değiştiriyor. Tamam biz başvurumuzu yaptık şu anda beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani birkaç güne Burada da dediği gibi birkaç güne bize haber gelecek. Bunu da bilgisayardan kontrol edebiliriz ya da büyük ihtimalle posta kutumuza bir mail gelecektir. Şimdi o zaman biz normal e, mektup gelene kadar takılalım. Ne yapalım? Televizyon izleyelim. Sevgili Daniela, ne izle ne izle komedi izle. Komşular geldi. Kim geldi? Tek bir kişi geldi. Sen kimsin? Eliza Pancake Şimdi ben böyle bir ev oluşturdum. Ama ve lakin üniversite başvurumuz onaylandığında ve üniversiteye gittiğimizde açıkçası bir yurtta kalmayı tercih ederim. O nasıl olacak bilmiyorum. Ona da bakacağız. Sonuçta direkt üniversitenin olduğu kasabada yaşayalım. Ben şu anda o kasabada değilim. Evet, karı koca geldiler. Bob Pancake. Ne getirdin bana? Pancake mi? İçeri gel ve o keki bana ver. Eliza mutfağımızı beğendin mi? Güzel mi? Evet bir misafirimiz daha geldi. Dur. Lily Feng. Lily merhaba. Oturacak yer yok kusura bakma burası bir öğrenci evi. Konuşun bakalım. Ben üniversite mektubumu bekliyorum. Gelene kadar boştayız. Bir misafirimiz daha var. Gel bakalım kimsin benim çöpümü kim dışarı attı böyle kim pisletti buraları Amelia ernest emilya ernest merhaba gel bakalım küçücük evimde bir sürü misafir oldu okula hazırlık acaba bir şeyler mi okusak öğrensek ne yapsak, ne yapsak ne yapsak ne yapsak hadi gidin ya ben sıkıldım hadi hepiniz gidin şöyle bir ne olur ne olmaz diye çek diyelim mi belki gelmiştir hiç sanmıyorum kaç gün dedi ama. Evet yakında gelecek. Ay bladder'lar falanlar filanlar. Gel bakalım. Bir de yemek yiyelim. Ne yapalım? Have dinner diyelim. Salata yiyelim. Çünkü fiziğimize dikkat edelim. Formumuza dikkat edelim. Burada da Bob'un getirdiği şey varmış. Kek varmış ama olsun. Biz salatamızı yiyelim. Daniela. Bakalım üniversiteye kabul edilebilecek misin? Asıl üniversite macerası bayağı bir güzel olacak. Bizim esas oynayacağımız bölüm orası. Ama şimdi mektubumuz gelene kadar burada böyle sıkıcı bir hayat yaşamak zorundayız. Bırak bakalım. Yıka onu git. Şunu da dolaba koyalım sonra yeriz. Ne yapalım dışarılara mı çıksak? Aa dur bir dakika. Çöpü atalım. Gelen bir mail yok. Balık mı tutsam ne yapsam? Etrafta bir dolanalım bakalım bisikletle. Bisikletimiz nasılmış? Görelim. Açık dünya olmaması tabii ki çok kötü. Üçacak bir şey yok ha. Direkt ben bunu seçmeme rağmen bisiklete gördüğünüz gibi bisiklete bindiğinde direkt otomatikman güvenlik açısından kaskını takıyor. Ben böyle bir şey seçmemiştim. Bayağı güzel oldu. Nerelere gidiyor acaba? ha yani buralarda şöyle bir dönüyor sahil şeridinde. Evet güzel bisikletle böyle takip edebiliyoruz. Gayet güzel. Kendi bayağı enerjik hissediyor. Tamam yeter bu kadar desek. Ne yapacak? Buraya bırakacak mı bisikleti? Yoksa eve mi gidecek? Aa vallahi bıraktı. Ya çok güzel. Bisikleti bıraktı, park etti ve çantasını attı. Çok tatlı. Hadi tanışalım. Akira Kibo. Tanışalım hepsiyle. Şu gelen kim? Aa vampir geliyor. Hii. Vampir geliyor. Kaçın. Vallahi topluluk gördü. Bak 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 burada 3-5 tane insan gördü. Kan emmeye geliyor. Ve bizim Daniela'mız hemen anladı sıvışıyor. Bu nasıl gündüzleri gezebiliyor? Bizim Daniela sıvıştı. Eve geldi. Ya çok güzel. Evinin önüne geldi bisikletini böyle. Park etti. Park etmedi. Ay ışığı da var. Akşamları çok güzel. Gerçekten. Aa, bir de akşam da bisiklete binelim. Önde ışığı da var. Tam, bir kere binince e, onu artık çantada tutuyor. Çantadan sürekli çıkart, istediği zaman istediği yere bisikletine binerek gidebilir. Şimdi enerjimiz çok kötü. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım ve sabah olsun bence. Bırak boşver bulaşıkları. Uyuyalım sabah olsun bir sonraki gün olsun ve bakalım belki de mektubumuz gelir. Kim bilir. Yatak da çok güzel böyle çekmeceli çekmeceli. Yani keşke şu çekmeceler de açılsa falan ama yani o kadar da gerçek hayat değil tabii ki. O kadar da beklemeyelim. Karnımız acıkmış. O zaman kahvaltı yapalım. Serve breakfast demeyelim tabii ki. Have breakfast. Evet, bu arada görmüş olduğunuz bu gecelikte yine üniversite paketiyle gelmiş olan bir gecelik. Daha detaylı, diğer gecelikleri merak edenler, Kratos'un in bölümünü incelediğim videoya bakabilirler. Peki bu Daniela ne yaptı? Sinirlendi, gitti tavaya vurdu, vurdu. Ne oldu? Bu yemek burada kaldı. Daniela, yani senin özelliklerini de öyle seçmedik ama biraz sanki bir agresif misin, nesin? Anlamadım. Daniela güzel bir yumurtalı tost mu? Yumurta ve tost mu? Öyle bir şeyler yap. Haydi bakalım. Ya bakar mısın? Niye bu kadar çok kabiliyetsizsin? Yemeği düşürdü her yere. Tamam. Evet. Yumurtamız ve tost ekmeğimiz kızarmış. Tamam. Haydi yemeği ye. Tabii yemek pişirme konusunda, cooking konusunda daha çok başlarda olduğu için böyle yemek yaparken sorunlar yaşıyor ve yemeğini de sürekli televizyon izlerken yemek istiyor. Ye bakalım kızım doy doyur karnını Daniela. Şöyle bir etraf toparlayalım. Burada neden yıkıyorsun? Yani mutfakta bir lavabomuz var. Neden tuvaletin lavabosunda yıkanıyor acaba? Posta kutusuna bir bakalım mı? Yok. Burada mail gelmediyse büyük ihtimalle burada da gelmemiştir. Bir çek diyelim. Yani bizim amacımız üniversiteye gitmek. O yüzden sürekli böyle sürekli çek diyeceğiz. Kontrol edeceğiz sürekli kontrol edeceğiz ki bakalım. Mektup gelmiş mi? Ay tamam. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Tamam. Kaç güne geliyor ya? Ne kadar zor. Gerçekçi yapmışlar bayağı bir. Sosyal medyaya bakalım. Sosyal medyamızda neler varmış. Bu mektubun gelmesi bayağı bir uzun sürecek anlaşıldı. Dışarılarda dolanalım. Bu kim? Daryl Charm. Balık tutalım. Evet şu mektubumuz kaç günde gelecek hiçbir fikrim yok ama şu mektup bir gelsin ne yapıyoruz ne ediyoruz bir görelim sonra böyle bitiririz. Bir şeyler yakaladık. Bu ne? Bir taş yakaladık. Aa geldi. Galiba mail geldi. Mektup geldi. Ay mail mektup karıştı her şey. Aha da bu. Aha da bu görmüş olduğunuz postacı bıraktı. Vallahi geldi. Ne olursun üniversite kabulü olsun. Ne olursun. Evet. Mailbox. Bu ne? Ya galiba galiba. Evet. Sonunda kabul edildik. Demek ki bir gün sürüyor arkadaşlar. Bir gün sürüyor. Hemen ertesi gün saat kaç? Sabahın 10'u. İşte bu saatlerde böyle olmuş oldu. Yani e, herkese göre değişmiyordur herhalde. Şimdi Aa kabul edilmedi mi? Ya neden kabul edilmedi? Bir dakika. Ya ne yapmak lazım ki? tabii hiç okula falan göndermedik bunu. Hiçbir bilgisi, becerisi, hiçbir şey yok. O yüzden de hiçbir okula uygun bulunmadı galiba. Ya niye öyle oldu ki? Kırmızıyla kırmızıyla da yazmışlar. Ama ben üzüldüm şimdi. Ben hemen gönderebiliyoruz zannediyordum. Acaba ben anlamadım ki. Şimdi Burada şöyle bir şey söylüyor. Her iki üniversitenin de yani seçkin dereceler bölümüne kabul edilememişiz. Ama şu normal dereceler bölümüne girebiliyoruz herhalde. Vallahi ağlıyor. Yani ben bir de bilgisayardan bakmak istiyorum. Ağladığına göre olmadı ama o kadar müzik çalıyor ama kabul edilmiyor. Tekrar bir kayıt mı yaptıracağız? Ne yapacağız? Ağlama Daniela'cığım, ağlama. Zavallı, zavallı Daniela. İçli içli ağlıyor. He, şimdi bir dakika. O zaman anladığım gibi. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, rahat olun. Rahat olun, sakin. Üniversiteye gidiyoruz. Üniversiteye gidiyoruz ama şöyle bir durum var. Şimdi bu seçkin dereceler dediğimiz durum nedir? Onu tam anlamıyla nasıl bir şey onu öğreneceğim ama şöyle bir durum var. Dereceler denilen kısma e, girebiliyoruz Ama seçkin derecelere kabul edilemedik Şimdi buradan e, bir Chester mı yoksa Foxborough Üniversitesi'nin işte Foxborough Enstitüsü'nü seçeceğiz Bu ikisinden birini seçmemiz lazım Şimdi bizim Daniela'mız hangi bölümü okusun Sadece dereceleri seçebiliyoruz Bence şeye gidelim bir Chester Üniversitesi'ne gidelim. Bir Chester Üniversitesi'nin normal dereceler kısmında şey vardı, işte sanat tarihi falan filan güzel sanatlar. Ben bence biz bir güzel sanatlar okuyalım, güzel sanatlar öğrencisi olsun. Yani çok fazla bölüm var. Şimdi hangisini seçelim? O yüzden belki daha sonradan farklı bir aile yaparız, onun çocuklarını da farklı, yani bütün bölümleri okuttururuz. Tamam. O zaman bir Chester seçiyorum. Devam diyorum. Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçilecek alan var. Ne yapacağız buralarda? He pardon yanlış mı oldu? He tamam bir dakika. Şimdi sadece dereceler programı. Burada biyoloji seçebiliyoruz. Bilgisayar işte mühendisliği, bilimi bir şey. Ekonomi olabiliyor. İşte fizik var, psikoloji var. Bir de hainlik var. Diğer şeyleri seçemiyoruz sanat tarihi, güzel sanatlar seçemiyoruz. O zaman Foxbury'e gelelim. Foxbury Enstitüsü'nde ne seçebiliyoruz? Evet tamam o zaman Foxbury'e gideceğiz. Foxbury'de tam tersi. Tam tersi işte burada sanat tarihi, iletişim, da yemek sanatı var, drama var, dil, edebiyat, tarih. Burada da meslekleri veriyor. Fine Art yani güzel sanatlar bölümüne gidersek işte freelance bir sanatçı olabiliyoruz. Burada işte ressam olunabiliyor. İşte ne bileyim müzik alanı, stilist olabiliyorsun gibi yazmış. Ha, ne seçeceğiz? Bir dakika güzel sanatlar mı seçsem? Freelance artist oluruz belki. Ya da yazar mı olsak? Güzel sanatlar ya da dil edebiyat. Hadi güzel sanatları seçelim ya. Belki şey olur, stilist falan oluruz. Ya da freelance bir artist oluruz. Şimdi burada class seç diyor. Sınıfları seçiyorsun. 4 tane. Ne demek istiyorsun? 2 dediğinde de burayı seçebiliyorsun. 3 dediğinde de seçebiliyorsun. 4 dediğinde burası aktif değil. O zaman 3 desek 3 tane ders seçeceğiz. Sınıf seçtik. Buradan da opsiyonel bir sınıf seçeceğiz. Yani burada şimdi çok da yani yanlış da söylemek istemiyorum ama anladığım kadarıyla şurası seçmeli dersler olacak. Biz 3 tane ana ders seçtik. Yani biz toplamda 4 tane derse gidebiliyoruz. O yüzden burada 4'ü seçtiğimiz zaman şurayı 4 yaparsan seçmeli ders seçemiyoruz. Yani toplamda 4 olduğu için 2 ders buradan, 2 tane buradan da seçebiliriz. Şimdi seçmeli ders seçmeyelim. 3 tane buradan, 1 tane seçmeli seçelim. Fotoğraf yani sonuçta sanat okuyoruz. Fotoğrafı seçelim. Yani fotoğrafçılık olsun. Tamam mı? Seçtik mi? Tamam dedik bir sonraki bölüme geldik. Evet benim söylediğim şey. Yani üniversiteye göndereceksek evimizde yaşamayalım. Yurtta yaşayalım. 8 tane evet yatak varmış. Foxbury Enstitüsü sadece öğrenciler için geçerliymiş. Yani 93'e 92. Şurada bir değişiyor. 2 tane farklı var galiba. Şurada fotoğrafta değişiyor. Neyse şu olsun ya da en sondaki olsun mu? Tamam 293 olan olsun. Seçelim. Ha, her her dersin ha toplamda üniversiteye ödeyeceğimiz e, ücret var kredi başına para gibi düşünebiliriz güzel sanatlar işte resim dersimiz var dijital painting işte dijital işte violin dersimiz var burada seçmeli ders olarak fotoğrafı seçtik aynı zamanda şey yurtta e, yurdunda fiyatı birleşince toplamda 1253 milyon Burada şöyle bir durum var. Galiba taksitlendirme durumu var. Taksitlendirmede e, 1253-1315'e çıkıyor ama biz direkt paramız varsa işte üniversiteye gitmekte bir para gerektiriyor. Ben açıkçası evi yaparken de biraz parayı yükseltmiştim zaten eşyaları yaparken. Sonuçta burada amacımız böyle fakirlikten üniversiteye gitmeye çabalama gibi bir hikaye değil. Onu da yaparız ama tamamen böyle e, çok başarılı, aşırı başarılı fakir bir ailenin çocuğunu bir şekilde para biriktirip üniversiteye de göndeririz. O da ayrı bir hikayemiz olur. istiyorsanız bunları da yazın yorumlarda. Ama burada bizim olayımız üniversiteyi paketini öğrenmeye çalışmak o yüzden hile falan filan her türlü şey serbest tamam diyelim ödeyelim ödememizi yaptık şimdi ee, kasamızda bulunan parayı ne yapıyoruz buraya mı aktarıyoruz hem şey var eşyaları sat falan filan yok ya bir şey satmayalım 144 dedim ama doğru bir şey mi yaptım hiç bilmiyorum. Yani o kadar ev yaptık döndüğümüzde o evi bulamayabiliriz bilmiyorum. Neyse amacımız dediğim gibi o değildi zaten. Amacımız üniversiteye gidebilmek. Evet geldik geldik geldik. işte yurttayız. Vallahi yurttayız. Şimdi hemen durduralım. Hemen durduralım ve yurdumuzu incelemek istiyorum. Burada ee, acaba hangi oda benim? Tamam sadece bu işte e, kaç katlı burası? 1, 2, 3, 4 katlı sanki dördüncü katındaymışım gibi bir durum olmuş. Şimdi burada genel böyle öğrencilerin oturduğu, televizyon izlediği, sohbet ettiği, müzik dinlediği bir alan yapmışlar. Burada odalarımız var. Şuradan şöyle bir balkona çıkıyor teras. Burada böyle bir alana çıkıyor. Burada tuvaletimiz var. Şimdi bu oda güzelmiş. Şöyle iki kişilik bir oda var. Burada da iki kişilik bir oda var ve bu öğrenci Yasmin, sevgili Yasmin burada yaşıyor. Aynen burada tek kişilik bir oda mevcut. Burada da kim yaşıyor? Emery Gaunter diye bir arkadaş yaşıyor. Burada üç tane yataklı bir odamız var. Burada da bu arkadaş yaşıyor. Bunlar boş. Şimdi buradan burayı mı seçsek? Yani koyu takım da hiç sevmiyorum koyu mobilya. pemiş pembiş güzelmiş aslında ama orayı kapmışlar. Yani o zaman burada da herhalde bir erkek yatağı yapmışlar. Tamam, şöyle yapalım. Daniela Rose diyelim. Tamam. Burası artık bizim odamız, yatağımız. Bakayım. Aynen. Şu anda buraya sahibim. E, kapımızı kitleyebiliyoruz. İstediğimiz spesifik bir isimle kapatabiliriz. Yeni arkadaşımızla konuşuyoruz. Evet, şimdi şu bölümümüze bir bakalım. Burada ne var? Derslerimizin hepsi burada. Saat kaçta olduğu, hepsi her şey yazıyor. Şimdi daha yeni üniversiteye geçtik, daha yeni yerleştik. O yüzden hemen başlamıyoruz. Hemen derse başlamıyoruz. İki gün sonra başlamış. Buraları inceleyeceğiz. Ama ben şimdi açıkçası kampüsü gezmek istiyorum. Gel bakalım. Aşağı inelim. Neredeyiz? Buradayız. Şöyle güzel güzel çiçekler, böcekler. Burada böyle şeyler var. Sınıflar herhalde. Başka ne var? Bu ne? Buraları ziyaret etmeler bir şeyler. Ay burada ne güzel şeyler var. Evler var. Bura neresi? Aa arabalara bak. Herkes arabasını park etmiş. Vay arabalar çok iyi. Oh oh oh. Çok güzel arabalar var. Burayı ziyaret ederiz. Neresiymiş ki orası? Bakayım. Ziyaret edebiliyor mu? Bilmiyorum. Bakacağız. Biz neredeyiz? Şurada bir yerlerdeyiz. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Eşyaları incelerken bu tarz böyle yine sokak yemekleri satan işte yerler vardı. Koy, bakmıştık onlara yemek yerlerine ve demiştim ki büyük ihtimalle kampüslerde bunları göreceğiz. Gördük. Bu ne? He, üniversite eşyası mı alıyoruz? Bir dakika. Ne bu? İkinci el eşya falan mı? Bu arada param fazlalaşmış büyük ihtimalle evi satıp da geldik buraya. O kadar ev dizayn ettik ve evi satıp geldik. Çok güzel. Yani gerçi evi satsak bu kadar para olmaz ama bilmiyorum bir şeyler oldu. Döndüğümde evi bulamayabilirim. Dönmeyeceğim de zaten. Evet. Şimdi üniversite eşyaları satın alıyoruz. Akademi. Ha buradan kitap alabiliyoruz. Halılar var, lambalar, ha bariyerler var. İki yatak arasında bariyer kurabiliyoruz. Böyle şey tabii şimdi ana malzemeleri koymuşlar ama biz yurt odamızı istediğimiz gibi dekore edebiliyoruz, dizayn edebiliyoruz, istediğimiz eşyaları koyabiliyoruz. Bu şekilde spotlar varmış. Acaba neler alsam ben? Ben bu kaktüsleri seviyorum. Bir tane kaktüs alalım. Evimizde her yerde kaktüs vardı. Sonra bir tane şu mor lambadan alalım gece lambasından. Başka 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 bariyer alsam mı? Şöyle bir tane bariyer, iki tane bariyer alalım. Halı falan almayalım şimdi. Başka burada posterler var. Flamingo posterimden bir tane almak istiyorum. Evet üniversiteye ait şurada bayraklar var. Not alabileceğimiz şundan da olsun mantar pano gibi. Bu da olsun. Hepsini alayım, hepsini alayım. Pembe bir ayna da alalım, hepsini alalım. Burada ne varmış? Bisiklet. Bisikletimiz vardı. Hala çantada mı duruyor? Ne oluyor? Ona Bakacağım sanat e, okuyoruz güzel sanatlar okuyoruz Şöyle bir tane Şövalyemizi alalım Bu ne futbol topları var geç Odamıza bir Mini buzdolabı alalım beyaz Bu ne şöyle Pembe Sticker'lı bir Masa alalım bilgisayar Tabii ki alalım gitar alsam mı violin e, keman dersimiz vardı keman dersi için bir keman alalım. Bir sürü şey aldım. Zaten zaten 9000 liram vardı. 6570 oldu. Kitap olarak sanat tarihi. Sanat tarihi bölümünü okumuyorum ama sanat tarihi kitabı alalım. Bizim bölümümüzle ilgili he fine art bunu almamız lazım pardon sanat tarihini boş ver güzel sanatlar aldık tamam diyelim evet bir sürü eşya aldım tamam şimdi Nerede benim yurdum nerede? Odam nerede? Odam odam. Evet odaya gel. Odayı dizayn edelim. Aldığımız eşyalar hemen burada. Bisikletimiz evet varmış. Daniela gel. Odayı dizayn edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi buy veya build mod açılamıyor. Burayı istediğimiz gibi düzenleyemiyoruz. İşte anca böyle eşyalar alarak buraları dizayn edebiliriz. Ben de öyle yapacağım. Neyse ya Daniela'nın gelmesini beklemeyelim. Burada çok güzel bir kitaplığımız var. O dursun. Renk falan da değiştiremiyoruz. Mesela bu takımın komedini bu değil. En sevmediğim şey. En sevmediğim şey. Bisikletle geliyor buraya. Allah'ım. Bisikletle yurda girdi. Şikayet edin. Birisi şikayet etsin. Bu kız bisikletle nerelere girdi? Allah'ım ya Rabbim. Neyse, onu da görmüş olduk. Bisikletle buralarda dolanılabiliyor. Çok güzel. Başka odayı mı seçseydim diye de bir yandan bakıyorum ama yok ya çok karanlık karanlık şeyler. Tamam. Haydi dizayn edelim. Bunu boş ver. Bu senin olsun al. Ben oraya flamingo mu koyacağım? Evet, flamingo mu koydum. Paravanı nereye koyacağım? Galiba bu paravanlar burada güzel durmayacak. Evet sevmedim. Bu paravanı boş ver. Satalım. Sat. Sat zaten 132'ymiş. Geç. Tamam. Şimdi buraya mı koysak bunu yoksa buraya mı koysak? Neyse bir tane de buraya alırım. Şunu şuraya koyalım. Ya da bunu buraya ya bunu buraya koyalım. Bunu buraya mı koysak? Aa buraya konulabiliyormuş. Şurada dursun. Şuraya bir bayrak. Çiçeklerim. Çiçeklerim burada dursun. Şimdi buzdolabı koyacağım ben. Buzdolabını şöyle şuraya koyalım. Artık buraya hangi arkadaşım gelecekse onunla beraber kullanacağız. Bunları değiştiremiyoruz işte. O kötü. Sığdığı kadarıyla öyle koyacağız oraya. Tamam. Bu neymiş ki? He. Bunun üzerinde bir şeyler yapacağız, çalışacağız. Ama benim odamda yerim yok. Şunu da şöyle koyalım. Benim odamda yerim yok. Ben başka yurda geçsem mi ne yapsam? Bu ne güzel. Şuraya bak. Tek kişilik. Aa bu da şey. Galiba güzel sanatlar. Okay. Tek kişilik odasına geçmiş. Oh mis. Benim eşyalarım şey yapmıyor, sığmıyor. Başka bir yere geçebiliyor muyuz acaba? Bakayım. Hiçbir fikrim yok. Yine her zamanki gibi burada Mo desek acaba buradan çıkıp başka bir yere geçebilir miyiz hiç bilmiyorum bir sürü bir sürü eşya aldım ama ben bunları koyamayacağım buraya aynamı nereye koyacağım ben hepsi kaldı ben sanatçı bir insanım nerede çalacağım ben kemanımı biri bana söylesin ben kemanımı nerede çalacağım hayır yani şimdi burada bir sürü dolap koymuşuz şu dolaba ne gerek var burada tam çekmeceli koymuşsun yani. Bu benim dolabım, çekmeceli. Bu da bunun dolabı. Şuna ne gerek var? Şuraya koyu verirdim ben şimdi. Neyse ya, ne yapayım? Bu da kaldı. Neyse, bunlar böyle kalsın. Şimdilik böyle bir, e, birkaç eşya almış olduk. Burası kız erkek karışıkmış. Gel, duşa gir. Sen kimsin? Aa, çizim yapıyor. Güzel güzel. Şimdi bazı şeyleri tabii bilmediğim için, e, o yüzden nereye basacağız, ne yapacağız falan filan bayağı bir böyle bir kendimi kötü hissettim. Ay şişmanlığa bakar mısınız? Acaba hangi yatağı almış bu? Bütün şeyler dolmuş. Tabii biraz önce bunlar boştu. Tabii ki yurt tek tek doldu. Bu arkadaş da herhalde şurada. Evet yaşıyor. Yurtlarda kızlar, erkekler karışık yaşayabiliyorlar. Benim yanıma kimse gelmemiş diyecektim. Bu gelmiş. Aa bu gelmiş. Benim oda arkadaşım bu. Adı ne bu ya? Adı ne acaba? Çok değişik. Auma ima al habib adlı. Şu görmüş olduğumuz arkadaşımız benim oda arkadaşım oldu. Aynen burada. Ama ben istersem çok samimi bir arkadaşımı burada yanıma alabiliyorum. Gel diyorum sen. Mesela yan odadaki şu tombul arkadaşı bu odaya aldırabilirim. Ya da tek başına o pembiş odada oturan Emery'ydi galiba. Şurada evet aynen bu. Emery'yi yanıma aldırabilirim. İzliyoruz. Emery coşturuyor. Evet. Evet, evet, Arkadaşlar bu bölümü böyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Şöyle bir kampüsümüzü inceleyelim. Foxbury Enstitüsü'ndeyiz. Foxbury Enstitüsü'ne kabul edildik. Buralarda böyle gayet yeşil yeşil alanlar. Görmüş olduğunuz gibi bir üniversite ortamı. Şuralarda bir göller. Üniversitenin civarında evler falan var. Bunlar yaşayabiliyor muyuz buralarda? Bilmiyorum. Görüntü olsun diye mi konulmuşlar, ne yapılmışlar. Bu bölümü böyle bitirelim. Kampüsü de şöyle bir uzaktan bir görmüş olduk, bakmış olduk. Ben tam olarak burada buradaki yurtta yaşıyorum. Diğer yurtta büyük ihtimalle buydu. Buralara ziyaret edebiliyoruz. Şurada bir ziyaret edilecek alan var. Onun dışında hiçbir yere gidemiyoruz. Şurada bir yer var. Bir de burada yer var. Yani bizim kendi arazimizde Foxbury Enstitüsü'nün bölümünde sadece şu iki yere gidebiliyoruz. Onun dışında ortak alanda Gips nereye gidebiliyoruz? Bir kütüphanemiz var. Ortak alan bir pub var. Ha, burada direkt bir Chester'da yaşayan Eldon berry ailesi var. Aa pleasant'lar. Pleasant'lar buraya gelmiş. Lilith ve Angela Pleasant'lar kendileri artık bir Chester'da yaşıyorlar efendim. Sims 2'de ben çok oynardım bunları. Böyle asi gotik tarzda Lilith ve e, daha böyle romantik sakin, iyimser, naif bir karakter olan Angela. İki kardeş birbiriyle kavgalı ve çok sevmiyorlardı çünkü Lilith e, annesinin ve babasının Angela'yı daha çok sevdiğini düşünüyorlardı. O yüzden annesinin babasını sevmiyordu, kardeşiyle sürekli kavgalıydı. Fakat bu farklı bir evrende farklı bir Lilith ve Angela olabilir sonuçta bunların hikayeleri nedir değildir bilmiyoruz ama Sims 2'de bu bu şekildeydi çok oynardım o karakterlerle başka neyimiz var burada yaşayabileceğimiz bir ev var ee, zaten buradaki enstitüye ne yapabiliyoruz, gidebiliyor muyuz? Ha, burada da başka yerler, buraları da ziyaret edebiliyoruz. Evet, bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Söyleyin bana, iki gün var derslere başlamasına, zaten fark etmez dersler başlasa da gidebiliriz ama yoğun bir şekilde işte belirli saatlerde derslere girmemiz gerektiği için e, derslerimize yoğunlaşmak istiyorum. Onun dışında neler yapalım? Şuraları böyle bir sonraki bölümde e, buraları tek tek ziyaret mi edelim? Ne yapalım? bana söyleyin bir sonraki bölümde o şekilde devam edelim umarım beğenmişsinizdir hani paketi dediğim gibi çok fazla bilmiyorum işte yapabildiğim kadarıyla bu şekilde öğrendik baktık şimdi şuradan bir travel'ı iptal edelim burası da herhalde bir Chester Üniversitesi'nin mi uzaktan görünümü Daniela'mız nerede şişman arkadaş Jax'le konuşmaya başlamış belki de çok sevdiği iyi arkadaş mı oldular ne oldular bu bölüm böyle bitmiş olsun bir sonraki bölümde Daniela'yı neler bekliyor olacak kampüsleri ziyaret ederiz mekanları gezeriz arkadaşlıklar ediniriz belki odamıza farklı bir e, oda arkadaşı alırız onu da bana yazabilirsiniz bu görmüş olduğunuz öğrencilerden kimi yanımıza alalım ya da kampüste başka biriyle tanışabiliriz başka bir öğrenciyle onu da yanımıza alabiliriz ne istiyorsanız e, bu paketle ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Daniela'nın üniversite hayatında, üniversite yolculuğunda bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.